Fana görüyorlar. Acı maratası lonça mari mari durutu mu mari mari yara zala. Myanmar hükümetinin Arakanlı Müslümanlara uyguladığı baskı ve soykırım devam ederken Türkiye bu konuda sessiz kalmıyor. İnsan Hak ve Hürriyetleri Kütahya İnsani Yardım Derneği tarafından başlatılan Arakan'a Gidiyoruz yardım kampanyasıyla Budist zulmü altındaki Arakan Müslümanlarına yardım götürülecek. Bugün Arakan'a gidiyoruz başlığı ile Arakan'daki mazlum ve mağdur kardeşlerimizi yeniden sizin gündeminize taşımak için bir kampanya başlatıyoruz. Myanmar hükümetinin Arakanlı Müslümanlara uyguladığı baskı ve soykırım malumunuz devam ediyor. Katliamdan kaçarak nehirleri ve dağları aşmayı başaran Arakanlılar Bangladeş'e sığınıyor ve hayata tutunmaya çalışıyorlar. Zulümden kaçmayı başaramayan Arakanlılar ise Myanmar askerinin ve Budist çetelerinin baskısı altında ya ölüme terk ediliyorlar ya da açlık ve sefaletle yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Dernek Başkanı Mustafa Yenipazar, bugüne kadar 270 bin Arakanlı'ya ulaşıldığını söyledi. Birlikte çalıştığımız İHH İnsani Yardım Vakfı aracılığı ile Arakan'daki krizin başladığı 24 Ağustos tarihinden bugüne kadar 270 bin Arakanlı'ya yardım malzemesi ulaştırmış bulunuyoruz. Kütahyalılar 59.500 lira yardımda bulundu ancak ulaşılması gereken daha çok Müslüman var. Biz de Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği olarak bu yapılan yardımlara sizlerden topladığımız 59.515 TL tutarında bağışla destek vermiş olduk. Bildiğiniz gibi kriz hala devam ediyor ve Arakanlı Müslümanlar yardımınızı bekliyorlar. Şimdi başlattığımız bu yardım kampanyasında bir aile yetecek gıda kolisi 55 TL, hijyen seti 35 TL, çocuk maması seti 70 TL, bir günlük sıcak yemek bir aile için 11,5 TL olarak vakfımız tarafından belirlenmiş durumda. Arakanlı Müslümanlar şiddete en çok maruz kalan azınlık durumunda ancak dünya bu insanların acılarını görmüyor. Hiçbir topluluğun ve milletin tahammül edemeyeceği koşullarda yaşayıp akla gelebilecek her türlü insanlık dışı muamelelerle yaşama hakkına engel olunan bu halk uluslararası örgütler tarafından şiddete en çok maruz kalan azınlık olarak ilan edilmiş durumda. Fakat ne uluslararası kamuoyu ne de Myanmar hükümeti bu insanların acılarına çözüm bulmak niyetinde değil maalesef. Zalimin zulmü elbette ki yanına kalmaz. Bir gün hesabı sorulur.